olmasa bugün kral bu çocuk ya. Haftaya ne olacaksın acaba? Ama Şahin bak sen burada oturdun ya, senden sonra Gamze geldi. Ne dedi biliyor musun? Ben Şahin'den özür dileyecektim. Evet. Vallahi haksızlık mı? Ettim. Evet ben çok... Ve Gamze kararını değiştirmiş. Değişti konusunda hani şöyle. Yok yok ne, hayır yanlış. Adı orada. Adı öyle makara. Canım yanlış anlaşılmasın. Hani benim Aykut'u beğenmem illaki ona aday olacağım. Onun peşinden gideceğim istikrarlı bir şekilde. Bunun anlamına gelmez. Bu evde tabii ki dengeler değişiyor. Şahin'e özür borcum var dedim. Ona haksızlık ettim dedim. Şuraya gel şuraya. Hani bu olay olmadan da zaten ben seninle konuşacaktım. Tabii konuşuyorsun. Gamze böyleyken ne kadar güzel görünüyor. Çok. Sessiz, konuşmayınca güzel yavaş, bağırmadan. Mutluyken güzel. Çok güzel görünüyorsun. Tahrik edilmediğim zaman, beni strese sokmadıkları zaman melek gibi. Gene yükseliyorsun yavaş yavaş. Yoğun melek gibi bir insan. Uyuma gidildiği zaman. İnşallah eğlenirsiniz. Şahin şunu düzgün bağlasana. Düzgünü böyle işte, erkeğe böyle takılır. Neye takılır? Erkeğe üstten Şahin takılır bilmem mi? Sünnet gibi görmek istiyor. Hani sünnet çocuklara evet, takılır ya, öyle mi görmek taksın istiyorsun? Halkımız niye öyle görmek istiyormuş. İstiyor musun kralım? Halkımız istemiyorum, ben böyle istiyorum. Canım. Bir şeyler istesenize. İsteyeceğim damarıma bastılar çünkü. Ama yoksa kraliçe zaten hiçbir şey yapmayacaktım. Ben hiçbir şey yapmayacaktım. Buna inan yani. Ya şunu bırakın. Böyle olması lazım. Ya. Ya. Bana nasıl yaklaşırlarsa bin beterini yaparım. Ya insan olacaklar ya da beni insanlıktan çıkarmasınlar. Gerçekten öyle ama ne yaparsam. Sakin karşılıyor. Güzel konuşuyor. Bağır bağır. Padişah olursun. Mafya babası, kral. Yarın padişahlık. Kralım bir razınız var mı? Yok Adnancığım, senin bir isteğin varsa ben yapayım. Can söz kralım. Böyle kral can kurban. Böyle bir kral. Adamsın be. Halkının gönlünü ediyor yani. Biz de böyle. Bu ödülü çok güzel bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Biz de senden bunu bekliyoruz. Her zaman olan meraklı bir şey değil ve bu program benim için bir anı hatıra olarak kalacak. Geçmişe dönüp baktığımda ne kadar güzel anılarım geçmiş diye hatırlamak istiyorum. Şahin'in can güvenliği yok Gamze, ki. Bence o kadar güzel konuşuyorsun ki ta en baştan beri oturdun hala olumlu ve güzel konuşuyorsun. Ben bunu gittiğinde de görmek isterim. Ben acaba nereye gidecekler ya? Bakalım yani acaba. Nereye gidersen git gerçekten tadını çıkarmanı isterim. Şeye gidiyorlar mı? Bir saniye. Gamze sen dedin ya, var benim bir tane bir özür borcum var. Var. Bunu poligon orada dert edebilirsin. Atış poligonuna gidiyorlar. Ben poligon olarak çok güzel olur. Bir şey söyleyeceğim. Şu an memnunsun ama değil mi Şahin'le? Şahin'den memnunum. Evet. Vallahi bir şeyler kötü ya gelse ilk otobüste eve ben gideceğim. Aşk olsun. Aşk olsun. İnşallah olmuş. Aşk olsun. Gamze bak iyi olunca böyle. Yaverler konuşmaz. Sen niye konuşuyorsun? Emin misin? Bak can güvenliğin yok. Yaverler konuşmaz. Adnan. Haddini bilir misin? Kralla konuşuyorum. Haddini bilir misin? Benim kralım o kadar alçak gönüllü. Yaverler konuşabiliyor. Senin yaver kral nasıl konuşuyor ya? Can güvenliği yok. Benim vermem ister misin? Ooo! Gamze tuttu bunu, bırakmaz ya. Bırakmaz. Kır zincirlerini. Sonra bir şey diyeceğim. Aykut kır zincirlerini Şahin'e yorum yapacak acaba? Ben onu merak ediyorum. Benim şu anda bir ilişkim yok. Kim ne istiyorsa istediği yorumu yapsın. İlişkim olmadığı için. İlişkim olsaydı ben şu an belki evet, burada olmazdım. Yani. O zaman ben Gamze'yi bir dansa kaldırmak istiyorum. Burada. Evet. O da iki. Hadi. Hadi. Müzik. Müziği olmadan ne edeceğiz?
Harika bir dans. Efsane. Aykut da böyle değildin. Utanmıyor. Bak burada utanıyorsun. Çünkü seviyorsun. Ben... Yok artık. Yavaş yavaş sevmeye başlıyor. Elektrik var. Elektrik çok var. Şahin'in ilk günden beri vazgeçmeyişi ve hala onun için bir şeyler yapması bence Gamze'yi etkiledi. Doğru söylüyorsun. Evet. Gamze yandı buralar. Belki Şahin seni seçti. Belki Gamze Şahin'i en başından bir denemek istiyordu. Orada en güvendiğim insan oydu benim, biliyor musun? Şey, şu an böyle bir şey yaparak var ya. Bak, yenilen pehlivan güleşe doymaz. Yok yok, bak renge bakar mısınız? Bak ne kadar yakışıyor. Ben dedim, bu. Rengime taktın bak, abi. Bak kırmızı ya. İle pembe arasında bir ton ilk defa oluyor. Abi sana bir şey diyeyim mi? Orada öyle bir durum var ki yani. Öyle bir durum var ki yani, utanılması gereken tek bir insan varsa o da Gamze'dir yani orada. Ben aynen değilim yani, öyle. Emin ol. Bana boşuna boşuna laf söyleme orada yani, gereksiz, anladın mı? Bence sen bence benim kızaracağım bir konu yok. Orada yüzü kızarılması gereken bir durum varsa o da Gamze yani. Bana boşu burada laf söyleme. Ben insana güvenerek orada insana hata yapmışım, bunu anlıyorum. Sabahleyin burada benimle konuşurken çok farklı şeyler evet, anlatıyordun. Yüne söyledim, güvendiğim tek insan dedim, inandığım tek insan dedim. Al şimdi. Bir durum yok ki burada. Gamze'nin yaptığını elinden tutuyor, çekiyor falan, çok enteresan. Beline yani. Sardırıyor ya. Beline sardırıyor yani. Söyleme amacını anlamıyorum. Aynen, ben sana bir laf demedim. Sadece rengin yakıştığını söyledim. Yakışan kardeşim. Abi, böyle insan böyle rengi sokuyorsa suç bende değil, yani, ondadır, tamam, anladın mı? Tamam, o renk sana yakışmış, tamam, başka bir sana mı kalmış bana hangi renk yakıştı? Efendim? Sana mı kalmış bana hangi renk yani yakıştı? Yani bir şey söyleyeceğim. Bozulma. Bir şey söyleme abi. Ben bozuluyorum. Olacak bir şey yok. Ben orada güvendiğim bir insan var. Şu an gördüklerim zaten beni yeterince böyle şaşırtmış, şey yapmış. Sen de kalkıp oradan bana gereksiz bir şey laf söylüyorsun. Ben sana yani takılıyorum yani. Şimdi takılma abi, onun şakası olmaz. Yok ben ya. O insana güvenmişim, inanmışım, yaptığım tavırlara baksana. Sen bana şaka yaparsın ya. Ama unutma bunu. Senin şaka yapacak biraz durumu biraz yok ki abiciğim. Biraz evvel söylediğin onunla gibi bu bir değil, anladın mı? Bak, onunla bu bir değil yani. Aramızda iki şahsi şakalar farklı, bu farklı bir şey yani. Ne oldu, sen bozuldun mu? Abi bak sana bir şey diyeyim, bir insana güveniyorsun, kalkmışsın yani şu tabloyu gören insan bozulmaz mı? Temizlettirecek. Oo. Bana. Temizlettirecek. Bence çiçeklere zarar verme. Sanki. Ya ver ya, temizlesin buraları. Vay. Wow. Kendisi istedi. Oo. Kendi istedi. Yavaş. Bize geliyor. Kendi istedi. Da yeter. Sen kaşındın. Ben de seni kaşıyorum. Daha da çok kaşıyacağım. Ama onun açıklaması olacak sana. Diyecek ki, ben diyecek bunu sadece ona yaptığım hatayı telafi için yaptım. Sen yanlış anlama. Esas ben seni seviyorum diyecek. Buna inan. Vallahi bak. En büyük aşkın hani geçen, sensin diyecek. Geçen diyordun ya gördüğüne inan diye o çiçek mevzusunda. Yani orada farklı bir olay var. Şu an harbiden gördüğüme peki inanıyorum ben. Yani. Abi dün mesela adını koysaydı böyle bir şey yapabilir miydi? Gamze. Abi adını koyup koymak değil. Şu an şey öyle bir şey düşünemez abi. Böyle kıskandırma mı böyle olur? Böyle kıskandırma ya? Yok abi. Mı? Öyle bir kıskandırma ya ben, modeli yok zaten yani. Böyle kıskandırma ben de bitirdim direkt yani. Direkt şu an kafamda hani çok güzel güven vardı. İnanmıştım hani böyle. Bu şu an şok oldum, anladın mı yani? Farklı bir şey. Yani. Ayrı bir olay. Bu işten gelen bir şey. Bunu biliyor musun? Ya Gamze'nin büyük bir oyunu. Anladın mı? Kendi oyunumu nasıl oynar kardeşim, ben sana söyleyeyim. Ya da şey yapıyor hani, ikisini elimde tuttuğum hesabı o da yapmaya başlıyor. Kanka böyle insan oynayamaz mı abi? Sen yeter ki sen kız.